Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu Hilarima Antik Kentindeki kazı çalışmasıyla yapılar gezilebilir hale getirildi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kazı çalışması yürütülen Hilarima Antik Kentindeki Helenistik döneme ait tiyatro ve tümülüs gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere açıldı. Dereba mahallesinde yer alan klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik çalışmasının ardından kazı çalışmalarına devam ediliyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hilarima yerleşimi tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor. Kentteki sur duvarları ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşlar doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edilmiş. Anıtsal yapılarda kullanılan mermerlerin ise kentin doğusundaki mermer ocaklarından getirildiği öngörülüyor. Roma döneminde sikke basmış kentlerden birisi olan Hilarima Antik Kenti'nde proje kapsamında doçent doktor Bekir Özer'in bilimsel danışmanlığında kazı çalışması yürütülüyor. Özer şunları söyledi. Karya bölgesine baktığımızda araştırmaların daha çok kıyı kesimlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak biz geçen sene ilk defa 2021 yılı Ekim ayı içerisinde bölgeye gelip e, araştırma yapmaya başladığımızda e, hem bölge kültür tarihi açısından hem de gelen ziyaretçilerin Gezebileceği, anlayabileceği nitelikte çok sayıda yapının varlığıyla karşılaştık. Bu nedenle 2021 yılında başlayan araştırmalarımız 2022 yılı Şubat ayı içerisinde başladı. Hillerumaya gelen birisinin öncelikli olarak görebileceği yapılar nelerdir dediğimizde 2022 yılı içerisinde kazılarını kısmen tamamladığımız tümülüs ki bu tümülüs yapısı e, bölgenin e, diğer yerleşimleriyle kıyasladığımızda e, aynen Halikarnasos ve Milasa gibi yerleşimin içerisinde merkezi bir noktada yerleşiktir. Ve e, kentin muhtemelen Hekotomnitler döneminde yani M.Ö. 4. yüzyılın ortalarından sonra e, imar edilme sürecinin hemen arkasından inşa edildiğini araştırmalarımız sonucunda rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tümülüs dışında e, bu seneki çalışmalarla kısmen büyük oranda kısmını tamamladığımız tiyatro ve sahne binası. Tiyatro e, bölgenin en iyi korunmuş tiyatrolarından bir tanesi. Yaklaşık 2000 kişinin e, oturabileceği bir alana sahip ve yine tiyatroda yaptığımız araştırmalarda kentin e, kuruluş aşamasının hemen sonrasında M.Ö. önce 4. yüzyılın sonları 3. yüzyılın başlarında e, tiyatronun inşa edildiğini sahne binasının ise dönemin geleneklerine göre değişen mimari üsluplarına göre hem Helenistik dönem içerisinde hem de Roma dönemi içerisinde tekrar tekrar buranın vatandaşı olan zengin bireylerin bağışlarıyla inşa, farklı inşa evrelerine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ele geçen yazıtlardan.